Sayın Başkan, değerli milletvekillerim. Kentsel dönüşüm başkanlığının bütçesi üzerine söz aldım. Genel kurulu, bakanları ve vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, kentsel dönüşüm başkanlığı 7 Kasım'da mecliste kabul edilen kanunla kurulmuş yeni bir başkanlık. Sayın Bakan, bu başkanlık kentsel dönüşüm başkanlığı mı yoksa kentsel eziyet başkanlığı mı? Neden mi soracaksınız? Bu yasayla başkanlığa meskul alanlarda rezerv yapı alanı ilan etme yetkisi verildi. Böylece adeta bir deney tahtası gibi Türkiye'de ilk defa Antakya'da ve Defne'deki yerleşim alanları rezerv yapı alanı olarak ilan edildi. Daha sonra buna Samandağ'daki bazı mahalleler de eklendi. Ailesini, sevdiğini, komşusunu, arkadaşını, mahallesini, işini, iş yerini depremde kaybetmiş insanlar bir sabah uyanıyor ve telefonlarına gelen şöyle bir mesajla malının hazineye devredildiğini görüyor. Ne diyor bu mesajda? Adınıza kayıtlı taşınmaz üzerinde Samandağ Tapu Müdürlüğü'nde şu sıra no ile 6306 sayılı kanunun 6A maddesi uyarınca hazineye devir işlemi yapılmaktadır diyor. Yani senin malın, mülkün artık hazineye ait. Bu mesajla depremzede insanlarımız mülklerim elinden gidecek diye endişe, korku ve panik içinde. Dolayısıyla bütçe görüşmeleri vesilesiyle Sayın Bakan da, Sayın Başkan da buradayken depremzede hemşehrilerimin tüm bu endişelerin giderilmesini istiyorum. Nedir bu endişeler? Bir zemin etütlerini, imar planlarını daha yapmadan önce rezerv yapı ilan etmenizin sebebi nedir? Bu hatayı Antakya'da Atatürk Caddesi'nde yaptınız. Önce dediniz ki Asi Nehri'ne 100 metre mesafeye kadar konut olmayacak. O alanında milli park ilan edeceğiz dediniz. Sonra 2 ay önce Asi Nehri'ne 5-10 metre mesafede alana temel attınız. Sonra sıvılaşma gerçeğiyle karşılaştınız. Şimdi doğru bir şekilde fore kazıkla temel yapıyorsunuz. Ama plansızlığınız bize zaman kaybına mal oldu. Sayın Bakan, empati kurun lütfen. 10 aydır sokakta, çadırda yaşayan, konteynerde yaşayan depremzede insanımızın bu karda kışta kaybedecek bir dakikası bile var mı? Bunun farkında mı değilsiniz yoksa bunu umursamıyor musunuz? 2. Antakya'nın etrafı kaya zemin. Dağ bandındaki mahalleler depremde dayanık açısından sağlam bina yapmak için o kadar müsait ki. Hazinin burada arazileri var. Rezerv alanının kamusal alanda olması gerekmez mi? Zaten yerleşim yeri olan yerlerin niye rezerv yapı alan ilanı edilmediğini açıklar mısınız? 3. Rezerv yapı alanı ilan edilen yerde evi yapıp verdiğinizde 150'sini ben vatandaştan istiyorum diyorsunuz. 3+1 ev için 3.150.000 lira talep ediyorsunuz. 1.575.000 lirayı iş yerini, işini, her şeyini kaybetmiş bir insan nasıl ödeyecek Sayın Bakan? Ödeyemezse otursun ama tapusunu vermem diyorsunuz. Diyelim ki vatandaşa hasta tedavi için başka bir ile göç etmesi gerekiyor. Bu evi satamıyor, kiraya vermiyor, miras bırakamıyor anlamında. Mülkiyet o zaman devlete geçiyor. Bu mülksüzleştirme değil mi? Anayasa ile güvence altına almış bir hak olan mülkiyet hakkının ihlali, anayasanın ihlali değil mi bu? Burada vatandaşın ödemesi gereken mevlada da yerinde dönüşümde olduğu gibi bir kısmı hibe, bir kısmı uygun koşullu kredi formülü beklentisi var. Bu beklentiyi karşılayacak mısınız? Neden bunu düşünmüyorsunuz Sayın Bakan? 4. Rezerv alan ilan edilen yerlerde bazı mahalleler tamamen yerle bir olmuş ama bazı mahalleler var ki sağlam binalar var. Bu binalarda yaşayan insanlarımız var. Şimdi bu insanlarımız benim evimde ve eline alacak diyor haklı olarak. Bakan yardımcısı samimi bir şekilde sağlam yapılara dokunmayacaklarının sözünü veriyor. Ben buna inanıyorum. Ama bunun bir düzenlemeyle teminat altına almasını istiyoruz. Söz veriyorum, bakan yardımcısı gittiğinde yerine gelenin ben böyle bir söz...
Buyurun toparlayın. Ben böyle bir söz vermedim demesinin önüne geçmiş olmak istiyoruz. Bakın bu olmamış değil. Daha önceki İçişleri Bakanı evlere girmeyin, devlet eşya yardımı yapacak diye söz verdi. Yeni İçişleri Bakanı ise eşya yardımının adını dahi bile ağzına almadı. Söz veren gitti, söz uçtu. Eşya yardımı yazılı olsaydı böyle mi olurdu Sayın Bakan? Bu nedenle sağlam binalara dokunulmayacağına dair yasal düzenlemeyi bir an önce bekliyoruz. 5. Rezerv alanı ilan ettiğiniz yerlerde belediye yetkileri size geçiyor. Bir bakıyoruz ki Antakya'da rezerv yapı ilan ettiğiniz yerler çarşıların olduğu gelir getiren bölgeler. Afet riski gerekçe gösterilerek yerel yönetimleri bypass etmek mi istiyorsunuz? Vatandaşın merak ettiği, benim de merak ettiğim bu sorularımın bu oturumda cevaplanmasını istiyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim.